Sevgili hocam, bu ovayı hatırlayabildin mi? Evet, ben oraya yaylaya gidiyorum. Sence bu ova da işgale uğradı mı? Bak ben hocam böyle söylüyorum yani şimdi Kurtuluş Savaşı'ndan sonra. Şimdi bu gösterdiğiniz ova, o anlattığınız, anlatılması gereken toprakların belki binde biri değil. Senin olduğun yayla neresi İbrahim Bey? Maksdolu. Orada da bu yağma oldu mu? Maksdolu'nda böyle bir arazi yok. İşte alt tarafında bu var sadece. Yaylalık yer. Yaylalık yer, onlar tabii Olmuştur. oldu, he, onlar var. Evet, Sayın Hocamızın Ama yaylaya ya... gittiği yerde bile yağmalar oldu. Uyanık insanlar bir takım yalancı şahitlerle o yaylanın geniş arazilerini elde ettiler. Yaylalar, yayla eteğindeki ovalık araziler, köyler, ırmak kıyıları, çeltik ekilen yerler ve Savrun Suyu'nun Ceyhan Dere'ye kavuştuğu yerdeki o verimli topraklar bir insan ve ona bağlı şebekeler tarafından acımasızca yağma edildi. İşte bundan dolayı ağalar ve eşkıyalar kavgası yaşandı. Ve bu kavgada Safiye Mehmet diye bilinen bir delikanlı Binboğa yöresinde Yusuf İzzettin'de Harkaçlı köyünde çatışmaların tam göbeğindeydi. Ve o zulüm yapan ağalara karşı çatışmada kendi arkadaşlarıyla beraber pek çok olaya kapıldı. Bu resim de o olayı anlatıyor. Hocam ne dersin? Ben şunu derim, bu iş biraz romantikleşti yani anlatma tarzınıza göre. Çünkü film kahramanları, roman kahramanları genelde adı üzerinde kahraman olmaları hesabıyla mutlaka bazı şeylere kafa tutmakla yükümlü kılınır ve öyle anlatılırlar. Ama ben kendi bilebildiğim kadarıyla şöyle yorumluyorum, işin sosyolojik boyutuna baktığında. Mesela Derviş Paşa İskanı'ndan sonra 1865'te bile bu zorlamayla Çukurova'ya yerleştirme söz konusu, biliyorsunuz. İnsanlar dağlarda yaşamak istiyor ve göçebe yaşamak istiyor. Hatta o meşhur fidan dağıtıyorlar, yerleşik düzene geçsinler diye fidanların ucunu haşlayıp toprağa dikiyorlar, toprağa bağlı kalmamak için. Bu bildiğiniz, herkesin bildiği bir hikaye Kadirli'nin geçmişinde. Şimdi Sayın Başkan, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra hocam bir ağalar ve eşkıyalar kavgası alabildiğine yaşanmadı mı? Adını böyle koyabilirsin ama içini şundan doldurmak zorundasın. Yani ben kendi açımdan bakıyorum. Evet. Dağa çıkan insanların hepsi ben vatan kurtarıyorum, toprak kurtarıyorum, namus kurtarıyorum iddiasıyla çıkmamış. Muhtelif sebepler yani diyorsunuz. Muhtelif sebepler. Ve kurtuluş gerçekleştikten sonra yani düşman gittikten, Türkiye Cumhuriyeti yeni bir düzen şeklinde ortaya çıktıktan sonra Kurtuluş döneminde ve daha önce büyük halk kitlesine göre okuma yazma bilen, kendine göre eğitim almış olan, ileriyi bir şekilde görebilen birçok insan yerleşik düzen içerisinde yer edinmek, toprak, çiftlik, bağ, bahçe temin etmenin gerekliliğine inanmış. O inanmış insanlar Bu kravatlı veya kasketli insanlar mı? evet, kravatlı olur, kravatsız olur. O önemli değil. Ama o insanlar toprak parsellemeyi, belli yerleri kendi adına yazdırmayı bilir iken 1865'ten beri yerleşik düzene geçmekte adeta direnen büyük halk kitlesi, ben öyle algılıyorum, olaylardan onu çıkarıyorum, hala toprağın kendisine çok önemli olmadığını, karnının bir şekilde doyabileceğini, yerleşik düzene geçmenin kendini boğacağını zannederek bunlara ilgi bile göstermemiş başlangıçta. Dolayısıyla bu insanlar birçok yeri, işte o zaman Cumhuriyet'in ilk yılları olduğu için tapu memurları gönderiliyor. Yani tapulama yapılacak güya. İlk varacağı kişi kim? Evi olan, bark olan oranın belli bilinen adamı. Ona danışıyor. O da şurası benim, şurası şunun, şurası bunun şeklinde kendi inisiyatifine göre yazdırıyor. Şimdi buradan kimi suçlamak gerekiyor? Bu insanların masum olduğunu iddia etmek zor. Çünkü kendi adına bir sürü toprak yazdırmış. Ama öbür insanların sahip çıkmamak, kafa yormamak, sahiplenmemek gibi bir de zaafları var. Bir süre sonra toprağın kıymeti anlaşılmış. Bu sefer toprak kitlelerini büyük alanları üzerine yazdıran kişiler kendi aralarındaki menfaat çekişmesini bu eşkıya denen kişiler aracılığıyla yürütmeye başlamışlar. Yani o eşkıya dediğimiz kişilerin bir kısmı, hepsi olmasa bile
oradaki büyük toprak sahipleri adına, kendi adına değil, kahramanlık adına da değil, onların adına birbiriyle çatışmaya başlamışlar. Diyorsunuz, evet. Ben öyle diyorum. Tamam. Benim gördüğüm olaylardan o ortaya evet, çıkıyor. Evet arkadaşlar, şu belgeyi hemen ekrana getirebilir miyiz acaba? Karşımıza bir belge var. Sevgili Öner. Evet, Kaderi Tarih kitabından ilginç bir belgeyi kamuoyuna sunuyorum. Bu belge şu an hemen ekrana geliyor. Evet, karşımızda belge geldi. Remzi Özdemir. Kurtuluş Savaşı esnasında Kuvayi Milliye Kahramanı ve komutanlarından. Savaşın bitiminde Kozan Askerlik Şubesi'nde yetkili bir görevi var, yüzbaşı. Ancak Remzi Özdemir ailesinin de topraklarına saldırı veyahut da gasp olduğunu anlayınca görevi bıraktı. Kadirli'ye geldi. O çatışmalarda halkı ezen, geniş arazi alan, milletvekili olan kişiye karşı verdiği mücadelede hukuk yolunun kapalı olduğunu görünce eline silahı aldı, dağlara gitti. O da çatışmalara katıldı, Remzi evet. Bey. O ve ona bağlı silahlı gruplar var. Rakipleri var ve dağlarda, Maksudoluğunda, Andırında, bütün yaylalık bölgelerde, her yerde grupların çatışmaları söz konusu. O grupların kendi iç kavgaları, ağlara karşı mücadelesi, askerin operasyonları, sürüklenen yıllar ve olay yerinden kaçan Remzi Bey Hatay'a, Antakya'ya kaçtı ve yıllar sonra tekrar geldi. Böyle bir olay yaşandı. İşte Yaşar Kemal olayların içerisinde çocuk veya genç gözlem yapan, araştıran, bilgi alan ve elde ettiği bilgileri İnce Emet romanında yazan ve o romanla bütün Çukurova gerçeğini dünyaya açıklayan bir insan. Ama onun romanının temel konusu ağalar ve eşkıyalar kavgası. Ben bunu böyle anlıyorum. Ne dersin İbrahim Bey? Şimdi İnce Emet romanı öyledir. Doğru. Öyle de olması gerekir zaten. Niye? Çünkü hem öyle bir vaka var, hem de kahramanın kahraman olabilmesi için kendince haklı sebeplere dayalı bir mücadele vermesi lazım. Ama o eşkıyalar içinde, yani o dönemin eşkıyaları içinde. Ben de eşkıya romanı yazdım işte şeyde, Zurnada. Evet, bu da İbrahim Bey hocamızın eşkıya romanı. Komşu ile tarla takımı meselesinden kan davalı olan, at yüzünden, eşek yüzünden, inek yüzünden birbiriyle dövüşen, hanımına dahi kızıp dağa çıkan bir sürü eşkıya var. Diyorsun. Şimdi bunların hepsini aynı grup içinde, yani hak hukuk mücadelesi yürütüyor, kahramanlık yapıyor diyebilmek çok zor. Evet, dese de hocamız, şimdi tarih konuşuyor diyorum. Ben karşımızda Sabrın Suyu, Kadir'in Tarihi Köprüsü, Sülemiş'in Etekleri, ünlü eşkıya Safiye Mehmet vurulduğunda kız kardeşi Hürü geldi, ağıt yaktı. Bir at sırtında bu köprüden geçerek İnce Mehmet'in cesedi Yusuf İzzettin Köyü'ne götürüldü. Evet, karşımızda Kadirli'nin Tarihi Köprüsü. Değişelim arkadaşlar. Ve o köprünün yıkıldığı an 1954 yılı, Tarihi Köprü. Arka plandaki tepenin eteğinden ünlü eşkıya başı veyahut da efsanevi kahraman Safiye Mehmet'in cenazesi taşındı ve Kadirli Şehir Merkezi 1920'li yıllar. Sefa Vaysoğlu'nun arşivinden alınır. Evet, Uzun Çarşı diye bildiğimiz Kadirli'nin en büyük çarşısının o zamanki görüntüsü. Evet, bu görüntünün bir başka hemen yansıması geldi. Harkaçlı köyünde yaşanan bir tarih, ağaların ve beylerin bir konağı vardı. O konakta zibillerin içerisinden çıkan tarihi evraklar görüyorsunuz. Bir yaşanan tarih ve Kadirli'nin şehir merkezinin bir görüntüsü. Evet, konaklar, caddeler, nalbantlar, otelcilik yapanlar, semercilik yapanlar. Evet, hayat devam ediyor Kadirli kasabasında. 1920 ve 30'lu yılların görüntüsü bu şekilde evet çizilmiş, gördüğünüz gibi. Ve bir ağa konağında hanımı hemen sedire oturmuş, yün örüyor ve ağa aklı fikri alacağı arazilerde, yapacağı yağmalarda ve kendi gücünü artıracaktır. Bir grup toprak ağası 1923-30 arasında büyük çıkar kavgasına katıldılar. Arkalarını da Ankara'daki büyük milletvekili dayadılar. Evet, böyle bir düzen kurulmuştu. O düzen hep kavgalara devam etti. Evet, bir ağanın konağındaki çatışması ve bir başka görüntü. Köy basılıyor, evler yakılıyor ve insanlar perişan bir haldeler. Anavarza Kalesi eteğinde, Cığcık Köyü'nde ünlü eşkıya Safiye Mehmet veya romandaki adıyla İnce Mehmet ve arkadaşlarının dağlardaki dolaşması. Yanında Horali Süleyman var ve arkadaşları var.
Evet, eşkıyaların dağların eteğinden bir yürüyüş anını görüyorsunuz. Üzerlerindeki kıyafet çete kıyafetleri. Kurtuluş Savaşı'na katılan o kahramanların kıyafetleriyle dağlarda eşkıyalık yapıyorlar. Ve bu görüntü bir düşünceyi canlandırıyor. Kurtuluş Savaşı'na katılan kahramanlar neden bir zaman sonra eşkıya çıktılar? Tabii bütün kahramanların hepsi eşkıya oldu demek doğru değil. Ancak o günlerin gerçeği Kurtuluş Savaşı'ndan hemen sonra çete kıyafetiyle dağda gezen bir sürü de genç insan var. Bunlardan bir kısmı savaşa katılan kahramanlardı. Evet, onların hemen resmi karşımıza ekrana geldi. Ve ağanın konağına baskın var. Kadirli şehir merkezinde arkada Ara Cami var. Evet, yukarı çıkan İnce Mehmet ağayı orada vuracak ve intikamını alacaktır. O düşüncenin bir tasviri. Bir kadınımızın pamuk tarlasında çalışması ırgat olaraktan. Evet, ağaların tarlasında çalışan bir kadın görüntüsü.